Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Eylül ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu ay özellikle sizin için işbirlikleri, ikili ilişkiler, ortaklı gelirler, hisseli paralarla ilgili kavramlar daha fazla öne çıkacak. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerliyor. Parayla ilgili maddi konulara daha fazla dikkat edebilirsiniz. 5 Eylül'de Venüs Başak Burcu'na geçecek ve 29 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda kalacak. Dolayısıyla parasal destekler bulmanız, özellikle ortaklı işlerden gelir elde etmeniz, işinizle ilgili yatırımlarla ilgili şanslarla karşılaşmanız mümkün. Eşiniz, partnerinizin maddi durumunda da keyifli gelişmeler olabilir ve bu da sizi destekleyebilir ay içerisinde. Merkür Terazi Burcu'nda ilerliyor olacak 2 Eylül'den itibaren ve 28 Eylül'e kadar Terazi Burcu'nda ilerleyecek. Dolayısıyla iletişim yönü, iletişim bakımından kuvvetli bir aydasınız. Seyahate çıkabilirsiniz. Yeni iş girişimleri, anlaşmalar gündemde olabilir. Medya, yayıncılıkla ilgili faaliyetleriniz artabilir. Hukuksal konular, eğitimle ilgili faaliyetler, akademik konular, yurt dışı ile ilgili konular daha fazla günlük hayatınızda olacak ve bu alanlarda daha fazla iletişim içerisinde olacaksınız sevgili kovalar. Evet, Balık Burcu Dolunay'ı 9 Eylül'de meydana geliyor. Balık Burcu Dolunay'ı maddi durumunuz, genel gelirleriniz, giderleriniz ve bütçenizle ilgili önemli bir gelişme meydana getirebilir. Bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Bazı kararlar verebilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Ancak yatırımlar konusunda riskli hareket etmemelisiniz. Çünkü Neptün'ün Balık Burcu'nda bulunması, Venüs ve Neptün arasındaki karşıt açı parayla ilgili konularda zaman zaman bazı aldanışlar olabileceğini de işaret ediyor. Lütfen güvenli hareket etmeye çalışın bu süreç içerisinde. 14 Eylül'de Mars Yay Burcu'na geçecek. Akrep Burcu'ndan ayrılacak. Ayın ilk yarısında iş ve kariyerinizle ilgili mücadeleler devam ediyor. Ancak ayın 14'ünden sonra Mars'ın Yay'a geçmesiyle beraber artık biraz daha rahatlayacaksınız. Buradaki Yay en azından yaşamanızdaki sosyal olayları biraz daha hareketlendirecek. Enerjinizi, motivasyonunuzu biraz daha arttıracak. Daha iyimser ve keyifli olabilirsiniz. Sevgili kovalar, 23 Eylül'de Güneş'in Terazi Burcu'na geçmesi ve hemen ardından 24 Eylül'de doğacak Terazi Burcu yeni ayı da sizin için çok güzel bir dönemi işaret ediyor. Ayın son haftası Terazi Burcu yeni ayı ile beraber aşk hayatınız, duygusal hayatınız, sosyal hayatınız, yapmak istediğiniz projeler, gelecekle ilgili hedeflerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Seyahate çıkabilirsiniz. Medya, yayıncılık, yurt dışı ile ilgili konularda, eğitimle ilgili konularda bu yeni ay çok destekleyici görünüyor. Jüpiter ve Uranüs arasındaki üçgen açıda yeni bir işbirliği, yeni bir anlaşma, ortaklık veya evlilik konularında da sürprizler çıkarabilir karşınıza sevgili kovalar. Ay içerisinde hazırladığımız haftalık videolarımızı ve günlük gökyüzü değerlendirmelerimizi de mutlaka izleyin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.